Depremi tarif etmek imkansızdır yaşamayana diyorsun ya, çok imkansız. Yani. Külliyen imkansız bir şey üstüne Evet, konuşuyorsun. Ufuk'un yaşadığı şey tabii ki yani şu an hani aynı dönem, aynı yerde aynı şeyi yaşamışız ama Ufuk başka bir şey yaşadı ve Ufuk gibi bir sürü arkadaşımız. İnsan. Bu sorular şu anda buradan basıp gidecek kadar canını sıkıyor mu Yo, iyi sanki? geliyor Yani iyi abi geliyor mu? konuşmak, evet. Konuşmak iyi geliyor. Çünkü evet yani ben herkese tavsiye ediyorum depremle ilgili o kadar böyle içinde tuttuğumuz ve konuşmaktan korktuğumuz bir şey ki depremzedelerin ben konuştukça rahatladığını ve konuştukça onlara iyi geldiğine %100 eminim. İnsan hayatında çok ağır bir çatlak parçalanma oluşturan bir şey ama bir yandan şunu da düşünelim. Biraz Ufuk'un hikayesinin devamında bunu görmek mümkün. O çatlaklardan bazen muazzam derecede ışık da sızabiliyor. Ufuk annesini ve aile yakınlarını kaybettikten sonra umudunu hiç yitirmemiş. Sen de tanıyorsun onu. Hastanede bir müddet kalıp tedavisini aldıktan sonra babasının bir arkadaşının yardımıyla Almanya'ya gitmiş. Orada bacaklarına protez takılmış ve yeniden yürümeye başlamış. Burada bir ara soru sormak istiyorum gene. Hayallerine yeniden yürüyebilir mi insan her yıkılışında? Yürür. Yürür. Benim de tam okula, konservatuvara ya da tiyatro eğitimine gireceğim yıl oldu bunlar. Okula Hayali. gireceksin. Evet yani tiyatro sınavlarına gireceğim yıl. Ha, tiyatroya sınava gireceksin. İsmet'e mi? Yok şey konservatuvara yani Konservatuvar. Aha. evet. Öğrenci olmak üzere Öğrenci gireceksin. olmak üzere. İlk başta bir çok saçma geliyor her şey. Böyle çadır kentlerde yaşıyorken ne tiyatrosu Ne falan gidiyorsun. konservatuvarı, ne tiyatrosu. Ama hayat çok çabuk normal dönmeye başlıyor. Ve bu öyle bir tutku ki ben çadırdan çıkıp sınava gittiğim zamanı biliyorum. Yani İzmit'ten çadırdan çıkıp arabaya binip İstanbul'da konservatuvar sınavlarına girdiğimi. Bir taraftan Kimseye de bahsetmeden nereden ha, geldiğini, ne yaşadığını, dün ne yaptığını. Of. ben çok seviyorum işimi. O zamandan çok. Yani eğer bir tutkunuz ve bir inandığınız, sevdiğiniz bir şey varsa hayat devam ediyor. Ve bununla ilgili Ufuk'un da bize gösterdi. Yani uzuvunuzu kaybetmeniz yürümenize engel olabiliyor ama sonra protezle ya da hani bazı şeyleri sadece ne bileyim kolunuzu kaybettiğinizde belki o elinizi kullanamıyorsunuz ama başka uzuvlarınızla yapabileceğiniz bir sürü şey var. Beyniniz var, yüreğiniz var. Yeni gerçeğiniz odur. Evet. Onun üstünden ne yapabilirim, nasıl yürüyebilirime bakmalı değil mi insan?